2021 yılının yılbaşı Milli Piyango bileti 4 tane çeyreğe tutmuş. 3 tanesi satılmamış, bir tanesi satılmış. Yani 4'e bölünecek. Bunu 4'te birisini bir vatandaş alacak. 3 pay devlete kalacak. 75 milyon TL devlete kalıyor. Biz 2021 yılbaşından önce sosyal medyada büyük bir kampanya oluşturup herkes paylaştı. Biliyorsunuz, yılbaşı biletini almayan ve yılbaşı kutlamayan insanlara selam olsun. Onlar hani İslami terimleri ve haram olan şeyleri evine getirmiyorlar. Onlar haram olan bir kazanca, bir paraya hani sıcak gözle bakmıyorlar. İslamiyet'i yaşıyorlar. Milli Piyango da haramdır. Hatta Milli Piyango'nun ismi olan Milli ismini bile çıkarmak istediğimizi sosyal medyada çok paylaştık. Bazı bilmeyen bu Milli Piyango'nun da haram olduğunu daha önceleri kimsenin hatırlatmaması üzerine insanlara duyurarak, sosyal paylaşımlar yaparak bazı kişileri bilgilendirdik. Faydamız oldu. Hatta ve hatta bundan 10 sene ve 15 sene önceleri biz de yani alıyorduk yılbaşı bileti. Bilmiyorduk böyle olduğunu. Hani bir eğlence olarak tombala oynarmış gibi görüyorduk, alıyorduk. Daha sonra haram olduğunu öğrendik, duyduk. Artık evimizde sokmuyoruz, almıyoruz ve çoğu kişi de yapmıyor bunu. Bu yüzden demek ki satılmamış. 4 tane çeyrekten 3'ü devlette olduğu için, satılmadığından devlete kalmış. Benim burada söylemek istediğim, bu 3 tane çeyrek devlette olduğundan ötürü, devletin elinde olduğundan ötürü CHP ve yandaşları ve kuyruk uzantısı HDP ortalığı velveleye vermeye başladılar. SMA hastaları diye bir hasta çocuklar var. Biliyorsunuz bu daha sonradan çıkan, ortaya meydana çıkan bir hastalık. Ve Türkiye'de 2016 yılında bu SMA hastalarının bir ilacı, yurt dışından üretilmiş bir tedavi, bir doz, küçük bir doz ilaç Türkiye'ye getirildi, getirttirildi ve bu ilaç da o zaman 900 TL'ydi 2016 yılında. 2016 yıllarında da Euro'nun karşılığı 400, 4,19'du yani 200 euro falan yapıyordu o zaman. Şimdi 200 euronuz biliyorsunuz 2 milyar, 2000 TL gibi bir şey yapıyor neredeyse, 1800 diyelim. Bu ilacın masrafını devlet üstlendi. Çünkü bunu ailelerin hani ödeyip de hani almaz durumu her zaman mümkün olmayabilir. Bunu normal ihtiyaçmış gibi, acil ihtiyaç, mecburi ihtiyaçmış gibi reçete kategorisine sokarak bunun maliyetini devlet üstlendi. Yani Recep Tayyip Erdoğan üstlendi bunu arkadaşlar. 2016 yılında ve bu SMA hastalarına bu ilacı veriyor. Ve bütün SMA hastalık ve buna benzer kelebek hastalıkları var, cilt hastalıkları, buna benzer bir sürü hastalıklar var. Bu hastalıkların çoğunu Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarı döneminde sağlıkta büyük bir çığır açmasının sonucunda sağlıkta büyük reformlar yaptı ve kimse Erdoğan'a bu sağlık sektörü üzerinden saldırıda bulunamaz. Her şeyden saldırabilir ama sağlık sektörü üzerinden saldıramaz aslında. Adam bu konu üzerinde çığır açtı. Büyük reformlar yaptı yani. Ve bunun her şeyi, bütün her şeyi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını bilmesine rağmen, dedik ya, CHP ve HDP, kuyruğu olan HDP, bu SMA hastalarına Milli Piyango'dan kalan parayı bağışlayın, onlara yardım edin, bütçe ayırın. Ya zaten adam 2 milyar TL sağlığa bütçe ayırıyor adam ya, yıllık 2 milyar. 75 milyon dediğin nedir ki ya? Hep bütün ne kadar CHP'nin milletvekilleri varsa, Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu, HDP'li Karapaylanlar falan, bütün hepsi açıklama yapıyor. 75 milyon oraya başla. Ya benim bir dedem eskiden şöyle derdi ya. Derdi ki ne, başkasının sırtına çifter çifter kurban kesme, kendi namına kes. Ya senin bir belediye başkanın, İstanbul belediye başkanın bir hasta çocuklara, bir mağdur çocuklara gitsin, yardım etsin, kampanya başlatsın, el uzatsın da ondan sonra devletten iste ya. Kendin heykel yapmaktan başka bir şey yapmıyorsun.
E başkasının sırtına çifter çifter kurban kes. Devletin kasasına bir kuruş para gitmesin de, yani Türkiye'de bir kuruş para devlet kazanmasın da, istersen onu torbalarla, hani heybelerle veyahut da leğenlerle diyelim, günlük konuşma diliyle, leğenlerle sen onu kaldır kaldır çöpe dök. Parayı yani. Kaldır çöpe para dök. Tuvaletin deliğine at gitsin o para. Sırf Türkiye'nin, yani Kızılay'ın, TSK'nın veyahut da devletin, Merkez Bankası'nın kasasına kuruş gitmesin. Adamlar destek değil, sonuna kadar ya. Fanatik köstekler. Sonuna kadar. Ya bir kere de siz bir şeyin elinden tutun. Heykel yapmaktan başka yaptığınız bir şey yok. Neymiş? 75 milyon oraya bağışlayacakmış. Ya devlet zaten var gücüyle herkesin elinden tutuyor ki, sağlık sektöründe adam çığır açmış. Sen kalkıp da bak sağlıkçılara, hani halkın, hani SMA hastalarına yardım etmiyor, o parayı devletin kasasına kalıyor diye buradan bir darbe vurup da daha sonra devleti nasıl, hükümeti Erdoğan nasıl yıpratırım diye puan, 3-5 puan kazanma derdine düşmüş de, bu millet uyandı artık. Yemez senin yalanlarını, iftiralarını, çamurlarını yemeyiz yani. Yemezler yani, merak etmeyin. Başka bir yoldan, başka bir yerden iftira at, vur. Yine manadalarının kağıtlarını salla. Yine para kaçırıyor önde. Yine Türkiye'de hani dolandırıcılık, ihalede fesat falan, buna benzer yap yani de. Sağlıkta yapamazsın yani. Sağlıkta, hayatta yapamazsın. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.